Sen bana bir sürprizin var dedin, beni çok heyecanlandırdın. Nedir o, anlat bakayım. Aman canım, yani belki de o kadar abartmaya gerek yok ama... şey oldu, bu Mehmet Yeşil'in programı var ya... Sakallı olan mı, sakalsız mı? Sakallı olan. Ay ben onu çok severim. O tam benim kafadan. Böyle rahat, iştahlı. Heh, işte o programın editörü benim arkadaşım. Ya ben bahsetmiştim Sinan'ın restoranında. Ama onlar zaten sıraya almışlar, haberleri varmış. Ben böyle söyleyince, arkadaşım da üstüne bastırınca hemen gelmek istediler. De yani ben bütün bunları Sinan'dan habersiz yaptım. Hani bilmiyorum, sevinir mi? Sevinmez olur mu hiç böyle bir şeyi? Ah Ceyda, sen ne esaslı kız çıktın be. Vallahi kızım olsan seni ancak bu kadar severim. Bu kadar sulu yaparsan insanlar kayıp düşer. Sabret, yepyeni bir teknik geliştirdim. Helen Style. İzle ve gör. Tankut. Oğlum. İyisin değil mi? Yok bir şeyin. İyiyim, iyiyim. Ama Pelin Style üzerine biraz daha çalışmam lazım galiba. Önce şu ayakkabılarını değiştir istersen. Onlarla kuru zeminde de düşersin. Pelin Seyhan ve ayakkabıları ayrı düşünemez canım. Yavrucuğum nedir bu hal? Bir söyler misin bana? Yani çalışanınla bu kadar sarmaş dolaş olunur mu? Anne görmedin mi? Kızın ayağı kaydı. Tutmasa mıydım? Böyle ayakkabı giyerse tabii ki düşecek. Yani bu kıyafetle bu şekilde temizlik yapılır mı çocuğum? Neyse boş verin siz. Hoş geldin anne. Hoş bulduk. Sen de hoş geldin Ceyda. Merhaba. Ceyda kızımın sana bir sürprizi var. Öyle mi? Ayakta kaldınız. Buyurun geçin şöyle. Bir kahve söyleyeyim. Hadi geçelim bakalım. Bir dakika şimdi. Mehmet Yaşin benim restoranıma geliyor. Bunu sen ayarladın öyle mi? Ya zaten düşünüyormuş. Ya ben sadece öne aldım o kadar. Abi ben burası açıldığından beri bu adama ulaşmaya çalışıyorum. Ya sen nasıl ulaştın, nasıl ikna ettin? Programın editörü arkadaşım. Ya dediğim gibi onlar zaten düşünüyorlarmış. Ama hani ben böyle tanıyorum falan deyince hemen gelmek istediler. Artık sen de nasıl anlattıysan. Sanki dünyayı kurtardın. Ceyda gerçekten ne diyeceğimi bilemiyorum. Ya çok teşekkür ederiz. Bu bizim için çok iyi oldu. Oğlum ne iyisi ya. Bu süper bir şey oldu. Çok teşekkürler. Gerçekten çok iyi oldu ya. Ay maşallah. Maşallah. Hepsi Ceyda kızımın sayesinde. Ne demişler? Her başarılı erkeğin arkasında bir başarılı kadın vardır. Bu kadar sevineceğini bilseydim Jamie Oliver'ı arar mutfağına yamak dikerdim. Ya ben bir şey yapmadım ki. Bunların hepsi Sinan'ın kendi başarısı. Ya bu arada geldiğimizden beri düşünüyorum. Sanki şu kızı gözüm bir yerden ısırıyor gibi. Ya bu açılıştaki kız değil mi? Aa. Gerçekten de o. Bu şıkıdım şıkıdım giyinip de gelen kız değil mi? Kesin benim hakkında konuşuyor bu çatı. Hatta bir ara seninle yalnız konuşmak istemişti değil mi? Oğlum bunun burada ne işi var? İşe ihtiyacı varmış da bizim dükkanda da açık vardı. Biz de işe aldık. Hı hı. Evet. İyi de bu kız hiç böyle yerlerde çalışacak türden bir kız değil. Sinan'ın annesinin yanındaki kadın kimdi? Kim? Ya var ya böyle insana böyle gözlerini dikerek bakan kenafir gözlü bir şey. Zaten nasıl bir negatif enerjisi varsa buraya girer girmez birkaç masa kalktı gitti. Ay, evet. Ceyda Hanım'ı diyorsun sen. Ceyda mı? Hı. Kim o? Yani böyle aile dostu gibi bir şey. Ama bak aramızda kalsın. Tamam tamam merak etme. Ben de her kadın gibi gıybeti severim. Ama nerede nasıl yapılır iyi bilirim. Sen söyle söyle. Tamam. Sinan Bey'e fena halde yanık bu. Ha. Ben anladım zaten. Böyle konuşurken ağzının içine düşüyordu. Evet. Peki... durum ne? Yani aralarında var mı bir şey? Aman bence yani kendi kendine gelin güvey oluyor sonuçta. Başkalarıyla gezip tozup eğlenmek varken hayır ne yapsın yani Sinan Bey Ceyda'yı ama öyle değil mi yani? Sinan gerçekten
gerçekten çok teşekkür ederim. Sen olmasan ne yapardım bugün bilmiyorum. Rica ederim. Ya o kadar yorgunum ki ölüyorum. Gerçekten eve gider gitmez yatacağım. İlk gün yıpratıyor insanı. Hazır mısın Pelin? Ne için? Mesain bitmedi. Ufak bir işimiz daha var. Bir ara uyumama izin vereceksin değil mi? Tabii ki vereceğim. Uyumazsan yarın kişilerini yapamazsın çünkü. İyi akşamlar Cansu. İyi akşamlar şef. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ya sana gel içeride bir soluklan diyeceğim ama sabahtan bu yana işini gücünü bıraktın bizim için koşturup durdun. Ya yok canım ben ne yaptım ki? Aslında çok iyi oldu biliyorsun değil mi? Sinan ne kadar çok sevindi, nasıl mutlu oldu gördün mü? Sahi mi? Sahi elbette. Ben annesiyim, bilmez olur muyum hiç? Bu sefer o kadar doğru bir yerden yakaladık ki. Yani sen de böyle görüyorsan, böyle düşünüyorsan... Sonuçta sen annesisin. Senden daha iyi kim bilecek? Aynen böyle şey devam ediyorsun. Tamam mı? İpin ucunu bırakmak yok. Tamam mı? Hadi bakalım. Ali Nermin. Nasılsın hayatım? İyiyim canım, iyiyim ben de sağ ol. Ben senden bir şey daha isteyeceğim. Mehmet Yaşın hakkında sıkı bir tüyo istiyorum. Hadi şimdi bir de evini temizlememi iste de burada böyle küt diye düşüp bayılayım. Yanında çalıştığım şeflerden biri böyle bir adamdı biliyor musun? Temizlik yaptırmazdı ama evini falan taşıtmıştı. Hatta kişisel alışverişlerinde bile bizi yanında götürürdü. Torbalarını taşıtırdı. Sen de yaptın mı bunları? Av hayvanlarıyla yapılan yemeklerde dünyada ilk üçteydi. Yani yaptın. O tür şeflerin yanında çalışma fırsatını bulmak pek kolay değildir. O yüzden bulduğun zaman kaçırmayacaksın. Kopartacaksın. Ben niye şaşırıyorsan buna? Sabahtan beri karmam düzelsin diye neler yapıyorum. Daha da yapacaksın. Merak etme. Başka türlü benden bir şeyleri kopartıp alman çok zor. Tamam paspas, kova falan nerede deterjan? Ben başlayayım bir an önce yani vakit kaybetmedim yoksa bayılacağım gerçekten yorgunluktan. Aslında bakarsan evim için bu tarz paspaslı temizliği pek tercih etmiyorum. Böyle sulu, üstün körü bir şey oluyor. Bence sen eline bir tane sabunlu bez al. Yerleri bastıra bastıra ovalamaya başla. Ne diyorsun sen ya? Şaka falan mı yapıyorsun şu an bana? Sonsuza kadar aşksız, sevgisiz bir başına yaşamak istiyorsan sen bilirsin. Tamam. Nerede malzemeler? Mutfakta. Tezgahın sağ tarafında. Ha, temizlik malzemeleri mutfakta, tezgahın üstünde yani öyle mi? Kahve malzemeleri. Hadi birer kahve yap da içelim. Yarının programını yapmaya başlayacağız daha. Temizlik yok mu yani? Patronum ama manyak değilim. Teşekkürler. Üşüdün mü? Ev mi soğuk? Yok, sabah ıslandım ya. Üşüttüm galiba. Dur ben senin üstüne bir şey getireyim. Kapıya bakabilir misin Pelin? Tamam. Hoş geldin. Rahatsız etmiyorum inşallah. Onu ev sahibine sormamız lazım. Kim gelmiş? Aa Ceyda, hoş geldin. Girsene içeri, kapıda kaldın. Hanımefendi içeri davet etmeyince ben de rahatsız etmek istemedim. O bugün çok yoruldu. Dalgınlığına gelmiştir. Teşekkür ederim. Hadi girsenize içeri. Ha Sinan, bugün Nermin'le konuşuyorduk. Şu Mehmet Yeşil'in editörü olan arkadaşım. Nermin'in kim olduğunu sabah geldiğinde söylemiştin zaten. Canım sen bunu al. Servis için hazırla da gel hadi.
Onlar da böyle işte. Yani iki dakika yüz veriyorsun, sonra her işin içindeler. Sakin ol, sakin ol. Kötü karmayı düşün, kötü karmayı düşün. Şu editör arkadaşından bahsediyordun. Ha evet, onu söylüyordum. Ya laflıyorduk, bana Mehmet beni çok sevdiği bazı yemeklerden bahsetti. Genellikle senin menün buna çok uygun. Ama ben özel bir tatlı için tüy aldım. İşte bu güzel haber. Ya bize ait sütlü tatlılara bayılıyormuş. Ama ben baktım, sanki senin menündeki tatlılar buna çok uygun değil gibi geldi. Laz böreğini farklı bir şekilde yapıyorum. Özellikle muhallebisini. Çok beğeniliyor. Aa tamam, süper. O zaman kesinlikle onu yapmalısın. Hadi güzel bir pastayı hak ettik diye düşünüyorum. Tabii. İyi de bu frambuazı sen sevmezsin ki. Tankut, unutmadın mı? Kahve ya da herhangi bir şey içmek ister misin? Yok, teşekkür ederim. Pasta yeter. Sen yemiyor musun? Ha, yok. Ben akşam 7'den sonra tatlı bir şey yemiyorum. Formunu böyle koruyorsun yani. Evet, öyle de diyebiliriz. Ya Sinan, bu arada... Cemile, pardon. Biz şu tarafta konuşsak olur mu? Ben gideyim artık. Peki, sen bilirsin. Ha Ceyda, bu arada yardımların için teşekkür ederim. Bu arada istiyorsan ben arkadaşını bırakabilirim. Yok, o burada uyumaya alışkın. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.